Herkese merhaba değerli satranç TV takipçileri Dünya Satranç Şampiyonası'nın final maçı geride kaldı Dünkü yayınla 12. maçı da geride bırakmış olduk Dilerseniz hemen maça geçelim bakalım maçta final başına neler yaşanmış Beyazlar Fabiano Corona'ydı E4 hamlesiyle devam etti Siyahlar C5 çönden olabildiğince açılar akıllı bilgi vermeye çalışacağım e, At F3 At C6 D4 C 4 D4 at alır D4 At F6, at C3. Ee, Magnus bazı maçlarında G6 da oynuyor. Hani bu Dragon stili fili buradan geliştirilen varyantta Sonra D6, fil D7 oynuyor. Sonra at alır D4 alıp fil C6 oynuyor. Mesela örnek vereyim. Şimdi G6 oynandığı zaman fil E3, fil G7, fil G2, D6, Xarok, fil D7. Şöyle fil D7'ye gelelim. Xarok. Siyahlar bu açışta işte at C6 alıp fil C6 koymaya çalışır. At D4 alıp fil C6 koymaya çalışır. E4'e saldırır. Sonra, sonra rok atar. E, ee, Veziri A5'e şey A5 A4 vezir A5 koyabilir. Buradaki F'e gelecek kayı C8'e gelip şarkanına oynamaya çalışıp taşları sabitleyip yani taşları azaltıp 7'deki bu sabit filin e, verimliğinden verimliliğinden çalışır siyahlar bu açılışta. Tabi G6 oynanmadı. E5 sürüşü gerçekleşti. Burada direkt. Magnus çok sert bir şekilde hızlı bir şekilde oynadı zaten bunu. At B5. D6. At D5. Fil G5 devam yolunu da anlatmıştık önceki varyantlarda at 5, asarı 5, e de 5 ve bugünün yani final maçının en böyle çarpıcı ermesi, varyantı ilk değiştirmesi burada Magnus Carlsen tarafından geldi. At e'yi geldi. Normalde at 8 oynuyor Magnus Carlsen diğer maçlarda. Bu sefer at E7 oynamayı tercih etti. C4 sürdü Fabiano Caruana. E, Magnus hemen at g6 oynan, oynadı. Burada 6 ile siyahlar atı kovmaya çalışırsa çok anlattık ama bir daha söyleyeyim. Mezi a4 gibi bir hamle var alamıyor arkadaki kale boşta. Filde yeri gerisi de attı aldı. Çok şık bir mat oluyor. Boğmaca matı. Şah boğulmuş oluyor. E, o yüzden direkt at G6 oynadı burada. E, Magnus Carlsen. Vezir A4 yine geldi Fabian Akarona. Fildeydi. Vezir B4. Bu Vezir A4, Vezir B4 e, tipik bir manevra. d 6 piyonun zayıflığı üzerine oynuyor. Şimdi Şah E7'i tutamayacağımıza göre e, mantıken yani bu fili açmamız lazım. Vezir'in D6'yı koruması için. Fil F5 geldi. Magnus Carlsen. Burada e, Fabian'dan çok ilginç bir hamle geldi. Bir videoyu durdurup ee, düşünmeye çalışın bakalım sizce ne oynamış oluyor Fabiano Caruana diye Caruana burada h4 oynadı H4 oynadı Burada alan kazanma çalışıyor Şimdi at çarpı h4 alınırsa eğer kale çarpı h4 gibi Çok şık bir hamle var Atıyorum ezil h4 aldınız Bakın at C'dir. çataldan tekrar kaleyi geri alıyorum O yüzden at çarpı h4 alamıyorsunuz ee, Buradaki piyon ilerleyişini durdurmak için Carson h5 sürmüş Burada tabi fil e ile de devam edilebilir ama bunu h5 oynanabilirdi. Bakın burada alan kazanmaya devam ediyor. At fedor. hatta Ş6 bile oynayabilir yani G6. Buradaki piyon siyahlara rahatsızlık verecek. Ee, her ne kadar buradaki at veriyor da olsa buradaki piyon da siyahların özellikle şah ciddi rahatsızlıklar verecek. Ee, bunu engellemek için H5 sürüşünü yaptı Magnus Karasa. Ezra A4. Ezra A4 yine açarak şah tehditleri var. Hatta 6 gibi tehditler var. Mesela A6 gibi yanma yapsın. At 6 Şa. Şa E7'ye At f Şah F6'ya e, kadar çıkmak zorunda. Fil G5. d 8de alıyoruz. Konum pert. Ee, bu sebeple buradaki e, çarpmazı kapatması lazım siyahların. vezirin bu şaha olan tehditinden kurtulması lazım. Bu sebeple fil de oynadı siyahlar Magnus Carlsen. Ve b 4 tekrar oynadı Fabiano Necaron'a. Carlsen tekrar fil F5 çekti. Şimdi bu git geller de, eğer bu 3 kere tekrarlanırsa 3 aynı konum. 3 fotoğraf kuralı deniyor buna. Yani satranç tahtasında 3 fotoğraf e, oluşursa e, beraber oluyor maç. Yani eğer bir beraberlik talebinde bulunursa isterse beraber oluyor teknik olarak. E, bu sebeplerle burada Fabiana Corona Vezir A4 ile beraber yapmak yerine fil E3 geldi. Çünkü uzatma maçlarında 25 artı 10'luk e, yarın başlayacak bu arada. Yine e, 17-15'te e, yine yayında olacağız e, dün olduğu gibi. Mutlaka sizi de bekleriz. E, bu tiebreak maaşlarında kalmasını istemediğinden fil E3 hamlesini e, yaptı e, Fabiana Corona. A6, at C3, ezir c G3. Vezir C'de G3. Şimdi G3 hamlesiyle birlikte e, Magnus Carlsen e, atın f gelemiyor artık. Bunu görmüş olduk. Fabiano G3 hamlesiyle at felörü de kesmiş oldu. E, bu at artık Carlsen'in bir şekilde oyuna sokması lazım. Hiçbir şey yapmıyor buradaki at. E, fil E2 de gelecek. Örnek veriyorum fil E1 fil E2. Şimdi rok atamıyoruz. Bez, e, fil çarpı H5 var. H5 piyonu düşüyor. E, bu G3 hamlesi o yüzden mantıklı bir hamle. Vezir C7'ye geldi. E, ee, gördüğünüz gibi hem B'yi savundu hem de C hatta C4'e saldırıyor. Buradaki vezir gayet mantıklı bir sıkıntı gözükmüyor. Filede F3 Fabiano Karan'dan. Ve burada Magnus çok şık bir hamle yapıyor. Oyunda olmayan taşı oyuna sokmaya çalışıyor. Gelişim gelişim gelişim. At F8 oynamış Magnus karşısına. At D7 At C5 koyacak. G6'da hiçbir işe yaramayan atı gördüğünüz gibi önemli C5 karşısına koyacak. At E4 gelmiş Fabiana Karan'a. Şimdi At E4'ün mantığı da şu. Ee, hem G5'e ekmek istiyor buradaki at hem D6'ya bakıyor hem de C5 sürüşü istiyor. Yani piyon çokluğumuzun olduğu taraftan piyon sürmeye çalışmalıyız. Bunları çok analiz etmiştik videolarda, satranç işte videolarında. c bir c5 sürüşleri, sonra d6 sürüşleri siyahı bayağı tehlikeli ee, anlar bekliyor olabilir eğer dikkatsiz oynarsa. Atleydi oynamış, hem c5'i kesti hem de at c5'e oturmak istedi. D3. Kısa rokla. ve burada kale alış gelmesi gelmiş. Evet, kale gelmesi çok fazla eleştirildi. Biraz vakit kaybı olarak nitelendirildi. Belki vezirle iki fanda dönünebilirdi. G4 sürmeye çalışabiliyorduk. Kale alışkinin mantığı kaleciye gelmek ve olası bir kale çiftleme durumlarında hangi yatayda olursa olsun bir kaleyi birinci yatayda diğer kaleyi ikinci yatayda bırakmak böylece rahat bir şekilde kale üst üste gelerek çiftlenmesi ve dikeyde ekstra güç kazanımı. Kale şiki kale cesekiz oynamış Magnus Carlsen ve burada Fabiana Caruana bizi çok heyecanlandıran bir hamle yaptı arkadaşlar uzun ok attı. Evet uzun okla birlikte artık ee, ters kanar okların atıldığı bir konum oldu. Futbolda bunu kontrol haklarının sürekli olduğu maç olarak ee, hani söyleyebiliriz. E, ters tel noktadan atılmasından sonra e, hani konum gerçekten karışacağı izlenimi hepimize gelmiş oldu. Beyazlar buradan şah kanından saldırabilir. Siyahlar da buradaki e, beyazların uzun ok attığı kanada saldırabilir bu şekilde. Bakalım nasıl denilecek. Filgi altı kaçıldı. Filgi altı yayında çok fazla oynattı. Çekte zorla yazdırdık herkes filgi altı yazsın diye. Hatta bakın sesim biraz kısıldı. Özür dilerim onun içinde. Dün e, bağırmaktan sesim kısıldı. E, filgi altın amacı f sürmek. E, bu devam yolunda ee, sürekli uygulanan bir plan. Yani siyahın bu şekilde F5 sürmesi gerekiyor. Beyaz nasıl C5 sürüp burada oynamaya çalışıyorsa, siyah da F5 sürmeli. Hem merkezi kontrol etmeli, hem alan kazanmalı, hem de piyonlarını ilerletmek için. Kale C2. Ee, çünkü eğer atı açarsak fil D3 hamlesi var. Kale D3'e vezir C4 var. C4 piyonu boşta. Onu tutmak için kale C2 oynadı Fabiano Caruana. Ve F5 sürüşü geldi Magnus Carlsen. Magnus saldırıya geçti. At F2. Burada At F2 biraz ee, pasif bir hamleydi. At G5 daha mantıklı olası bir hamleydi. E, E6'ya sızmaya çalışıyor. At C5 diyenler oldu maçta. At C5'e fil C5 alınır. D5 alındığı zaman da vezir E1 İşte At E6 hala oturabiliyoruz. Tamam yani siyata çift fil var ama at E6'da da oturuyoruz. Sonuçta kolay değil. E, at G5 E4 gibi bir sürüş de var tabi. Bunu da analiz etmesi gerekiyor Fabian'a Kur'an'ın. Belki de bundan çekinmiştir. Mesela F4 alırsak yer F4 fil E2 at E5'lere falan oturabiliyor. Tabi E6'daki e, attan kurtulmak için önce fil G5'i alacağız. Fil G5, fil G5 At C5 ya da at E5 Şimdi bu sefer şöyle bir tehlike var. E, siyahlar D3'e sızacak. D3 çok önemli bir kare. E, fil de burada destekliyor. Piyon destekliyor. Siyahlar buraya sızmaya çalışacak. F2 Y karesi, siyah kare gibi. E, C altında da zaten iki tane ağır taşımız var. E, siyahların tüm taşları çok organize bir şekilde. E, beyazlar bunu istemediğinden, e, at G5 gelmemiş. At F2 gelmiş ama at F2 de pasif. Yani belki at g 5 E4 sürüşünü Bunu almayıp böyle fil F1 çekilebilir. Almak biraz tehlikeli. Belki bu oynanır. Şimdi C5 falan sürüşlerine F4 var. Beyazlar çok uyanık bir şekilde gördüğünüz gibi bu filin önünü kapatıyor. Böyle oynayabilirdi belki. Neyse. Çok dağılmayalım. At F2 oynadı beyazlar. Siyahlardan at C5 almıştı. Beyazlar hemen F4 sürdü bu fili öldürmek için. Çünkü E4 sürüşü gelecek. Bu filden çekindiği için F4 sürdü. Magnus A5 sürdü ama ayarları F4 de gayet iyiydi. Bakın fil çarpı f 4de çok güzel var burada. Mesela şimdi B5. Ortalık iyice karışıyor. Şimdi C5 aldığınız zaman kaybediyorsunuz. At D3 var. Kale D3'e Vezir C2. Mat var gördüğünüz gibi e, ee, cihatta çok tehlikeli. Bebek sürüşü hem Sicilya açışlarında çok fazla oynanan bir fikir. Ama Karsen bir şekilde bebek sürmedi. A5 devam etmeyi tercih etti. Birazdan göreceğimiz üzere. E, A5 sürdü Magnus Karsen. Veziri kovmak istedi önce. E, Magnus büyük ihtimalle hani yorumcuların da söylediği üzere beraber yapma isteğiyle maça geldi deniliyor. Çünkü uzatma maçlarında kalmasını istiyordu e, şeyin e, maçın. Vezir D2'ye E4. Karsen bayağı bir alan kazandı. Fil e de Fil E8 oynandı. Şimdi file 8 hamlesini de anlayalım. g 6 hiçbir işe yaramayan bir filimiz var. Yine satranç mantığında oyunda olmayan askerleri, oyunda olmayan bölükleri bir şekilde oyuna sokmanız lazım. Yani randıman verim alamadığınız bir askerin bir önemi yok savaşta. Yani onun fiziki bir şekilde savaşta olmasının bir önemi yok. E, savaşta ne kadar görev aldı önemli. File 8 öyle bir hamle. Şimdi buradan A4'a gidebilir. Ek olarak B5 sürüşlerini, A4 sürüşlerini destekliyor. E, burada piyonu, yani fili uzun piyon yapmaya, <laughs> uzun boylu piyon yapıp burada bekletmeye gerek yok. O yüzden file 8 mantıklı. Şah B1 oynanmış. Fil F6. Burada e, fil F6 da gayet mantıklı bir hamle. Çünkü E'deki fil de hiçbir şey yapmıyor. E, Karsen taşların çok güzel çaprazları koyuyor. A1 H8 çaprazı. Yani bakın şu kırmızı daireyle işaretlediğim çapraz. Bence oyundaki en önemli çapraz. Beyazlar da bir şekilde zaten fil E4 gelip bu fili kesmeye çalışmalı. Kale bir oynandı. Fil A4 gibi bir hamle var. Mesela burada fil A4 oynadığınız zaman fil A4. E, i̇yi akşamlar Türkiye yolu e, Taş kaybettik. B3 falan oynarsak fil B3. A B3 at B3 felaket de konum. Yani her şey çatal isteğinde. Veziri kaçınca da atta 4 alıyorum. Hem piyon kazandım hem taşı geri aldım. Ee, direkt biten bir maç olurdu. O yüzden kaleye bir oynadı. Buradaki şiş konumdan kaçtı. Fabiano Caruana. A4 sürüşü geldi. Magnus Carlsen'den. Bu ee, burada alan kazanmaya devam ediyor. Eğer beyaz ağır sürerse artık at B3 koyabilir. Yani fil 4'ü de kesiyor. Kale A6, kale A8, kale A6, kale B6. Buradan kale buraya da saldırabilir. Bunlar oynanabilir. A4'e Vezir B4 oynandı ki Vezir B4 çok iyi bir hamle. E Magnus bir türlü G6 oynamamıştı. Şu an oynadı G6. Artık buradaki piyonlarını korudu. Fil de serbestti. Şimdi H5'i koruma göre bu fildeydi. Fil serbestti, bağımlıydı. G6 ile birlikte artık buradaki piyonlar korunduğu için bu fil artık serbest oldu sevgili arkadaşlar. beyazın G4 sürüşü de mümkün değil. Eee kale de bir oynadı Fabio Nakamura. Kale 8 geldi Magnus Carlsen ve burada Kale 8 hamlesinden sonra Magnus Carlsen ilginç bir şekilde beraberlik teklif etti. E, Fabiano'nun burada bakın arkadaşlar 5 dakikası falan vardı. Burada 16 gösteriyor. E, yani kısa şöyle söyleyeyim. Çok daha az süresi vardı Fabiano Corona'nın. E, düşündü 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 ve en son e, beraberlik kabul etti. Yani gerçekten bu konumdan beraber yapması çok sinirlenmişti yayında. 2300 canlı izleyici de vardı. E, tabii ki Magnus kadar iyi satmayan oynamıyoruz şey ama şöyle bir yorumda bulunalım. Yani siyahlarla böyle bir fırsat geçmiş elinize. E, tüm çapra sizde bakın. Yani beyazın G4 sürüşü yok. Öyle bir tehdit yok. Beyaz nasıl içeri gelecek belli değil. E, şu 3 at G5 tehditli yani tehlikeli denildi ama at G5 tehlikeli değil. E6'ya gidemiyorsunuz. C5'te zaten mükemmel bir atım var. Kale E6, kale B6 fikirlerim var. E, fil D7 gelebilirim. Kale B8, B5 sürebilirim müsait bir zamanda. Yani çok fazla siyahın fikri var. Süre olarak da avantajlı, konum olarak da avantajlı. Ki en kötü ihtimalle zaten siyahın kaybetme ihtimali yok. ve o yüzden biraz daha siyahların oynayabileceği bir konumda dedik ve Karsen'e niye oynamadın diye e, ee, hani bir işte bulunduk açıkçası. Sistem ettik ki canlı yayının sonrasındaki basın konferansında da zaten e, şey konuşmayı yönlendiren kişi de şoktu. Hani Karsen konumuydu neden oynamadın falan. Karsen her şey I don't know I don't care dedi. Yani bir sürü oradaki basın görevlisinin sorularına canlı e, da verdik ekrana. Basın görevlinin her sorusuna I don't care. I, don't know I don't care. yeah, yeah it's not important for me. Böyle hani çok önemsemeyici cevaplar verdi. Bu sebeple yayında Magnus Carlsen'i desteklemiştim. Yarınki yine 17-15'te canlı yine başlayacağız Satranç TV'den. Tybrek uzatma maçlarında bu sefer Karona'yı destekleyeceğim. Ee, sırf Carlsen'in bu hareketinden ötürü. İnşallah Karona Carlsen e kazanıp Carlsen'e güzel bir ders vermiş olur. Dünya Şampiyonası'nın final maçı bu şekildeydi. 12 maçın 12'de beraber bitti. İlk canlı yanımızdaki konuğumuz Bahadır Üzer'in dediği gibi gerçekten e, ilginç bir sonuç. Yani 12 maçın 12'sinde beraber bitmesi gerçekten çok ilginç bir sonuç. E, şimdi artık uzatma maçları süreler kısılarak e, bu eşitliğin bozulması sağlanmaya çalışılacak. E, eğer 25 artı onlar da 2-2 beraberlikle sonuçlanırsa e, blitz maçları devreye girecek arkadaşlar. E, i̇ki tane blitz maçı oynayacak. O da beraber olursa Armageddon maçı, altın puan maçı bir taraf 5 dakika, bir taraf 4 dakika alacak ve beraber de siyah kazanmış. Kabul edecek. Evet umarım keyif almışsınızdır. Yarın Dünya Şampiyonluğu maçının uzatma maçlarına, tiebreak maçlarına 17-15'te kanalda olacağız. Umarım canlı yayına gelirsiniz. Hoşçakalın efendim.